Memur Sen masada neyi kaybetti? İyi Parti'nin hedefinde neden Memur Sen var? İyi Parti Memur Sen için neler dedi? Haberin tamamını mutlaka izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Memur ve emekliler için bir kez daha hayal kırıklığı yaşadılar diyen İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çalışma Bakanlığı ile Memur Sen arasında memur ve memur emeklisi toplam 6 milyon emekçinin 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakatı memur ve emeklilerde tam bir hayal kırıklığı yarattı. Toplu sözleşme masasına tüm memurların taban aylığına seyyanen 600 TL 2022 için refah payı ile birlikte %24, 2023 yılı içinde %20 artış talepleri ile oturan Memur Sen 2022 yılı içinde %5 artı 7 toplamda 12, 2023 yılı için %8 artı 6 toplamda 14 artışın altına imza atarak bir kez daha memur ve memur emeklilerinin alın terini masada bırakmıştır dedi. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Memur Sen masaya getirdiği parasal artışlarının dörtte birine razı olarak memurları bir kez daha üzmüştür. Memur Sen masada tüm memurlar için talep ettiği 600 TL seyyanen artışı toplamda %12 masada bırakmıştır. Her yıl %3 oranında ücretlere refah payı talebi de masada unutulmuştur. Memurlara Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi talebini masada bırakmıştır. Tüm memurların yıl içinde bir üst vergi dilimine girmeleri nedeniyle her yıl %2-3 oranında maaş kayıplarının telafisini masada bırakmıştır. Yüzdelik artışlarının resmi enflasyon kadar artırılması nedeniyle memurları enflasyonun altında ücrete mahkum etmiştir. 4 beyli sözleşme memurların kadroya geçirilmesini masada bırakmıştır. Memurlara 3600 ek gösterge verilmesi konusunda da mesafe alamamış, iktidarın yasal düzenleme yapılmadı gerekir bahanesi kabul etmiştir. Memurlar bir kez daha aldatılmıştır. Bilindiği gibi toplu sözleşmede mutabakata varılan tüm parasal artışlar yasal düzenleme ile hayata geçirilir. Ülkemizde iki çocuklu bir ailenin yoksulluk sınırının 10.000 TL'nin üstünde olduğu gerçeği ortadayken yüzdelik zamların altına imza atmak ve memur emeklisinin alın terine gasp etmektir. Yıllık enflasyonun %19'lara ulaştığı, gıda enflasyonunun ise %30'lara aştığı ülkemizde %12'lik artışlar memur ve emeklilerimizi sefalete mahkum etmektir. Siyasi iktidar ve yandaşı Memur Sen kapalı kapılar ardında yaptığı toplu sözleşme ile 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini bir kez daha yoksulluğa mahkum etmiştir dedi. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Memur ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 maaş zamları belli oldu. Hükümetle yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in yaptığı toplu sözleşmede 2022 yılı için 5 artı 7 yani toplamda %12, 2023 için ise 8 artı 6 %14 zam kabul edildi. Eğer enflasyon farkı olursa da enflasyon farkı ödenecek. Bilindiği gibi bu artışlar aslında memurları tatmin etmedi. Çünkü Memur Sen'in taleplerine baktığımız zaman taleplerinin %30'u dahi gerçekleşmemiş oldu. Memur sendikalarının yüksek taleplerle masaya oturup sonra enflasyon kadar zamma imza atmaları gerçekten oldukça düşündürücü. Çünkü bilindiği gibi Memur Sen tüm memurlara seyyanen 600 TL her ay zam yapılmasını ve akabinde de 2022 için %21 artı 3 refah payı, 2023 için ise %17 artı 3 refah payı istemişti. Görüldüğü gibi taleplerin çok altında bir zamma imza attılar. Yine memurlara hükümet maalesef üvey evlat muamelesi yaptığı görüldü. Bu zamın kabul edilmesi mümkün değildir. Bu zam 4 milyona yakın memur, 2 milyona yakın emekliyi, memur emeklisini maalesef hüsrana uğratmıştır. Bu zamların kabul edilmesi mümkün değil. Çünkü memurlar her yıl vergi dilimleri yüzünden %2-3 oranında kayba uğruyorlar. Yani memura verilen zammın, enflasyon kadar zammın zaten
resmi enflasyonun altına düşen vergi dilimleriyle memurlardan alınıp gidiliyor. Onun için bu zam oldukça düşük olmuştur ve memurlar, memur emeklileri 2022 ve 2023'ü çok zor geçirdi. Memursan masada neyi kaybetti? İyi Parti'nin hedefinde neden memursan var? İyi Parti memursan için neler dedi? Haberin tamamını mutlaka izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Memur ve emekliler için bir kez daha hayal kırıklığı yaşadılar diyen İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çalışma Bakanlığı ile memursan arasında memur ve memur emeklisi toplam 6 milyon emekçinin 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakatı memur ve emeklilerde tam bir hayal kırıklığı yarattı. Toplu sözleşme masasına tüm memurların taban aylığına seyyanen 600 TL 2022 için refah payı ile birlikte %24, 2023 yılı içinde %20 artış talepleri ile oturan memursan 2022 yılı içinde %5+7 toplamda 12, 2023 yılı için %8+6 toplamda 14 artışın altına imza atarak bir kez daha memur ve memur emeklilerinin alın terini masada bırakmıştır dedi. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, memursan masaya getirdiği parasal artışlarının 1/4'üne razı olarak memurları bir kez daha üzmüştür. Memursan masada tüm memurlar için talep ettiği 600 TL seyyanen artışı toplamda %12 masada bırakmıştır. Her yıl %3 oranında ücretlere refah payı talebi de masada unutulmuştur. Memurlara Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi talebini masada bırakmıştır. Tüm memurların yıl içinde bir üst vergi dilimine girmeleri nedeniyle her yıl %2-3 oranında maaş kayıplarının telafisini masada bırakmıştır. Yüzdelik artışlarının resmi enflasyon kadar artırılması nedeniyle memurları enflasyonun altında ücrete mahkum etmiştir. 4 beyli sözleşme memurların kadroya geçirilmesini masada bırakmıştır. Memurlara 3600 ek gösterge verilmesi konusunda da mesafe alamamış, iktidarın yasal düzenleme yapılmadı gerekir bahanesi kabul etmiştir. Memurlar bir kez daha aldatılmıştır. Bilindiği gibi toplu sözleşmede mutabakata varılan tüm parasal artışlar yasal düzenleme ile hayata geçirilir. Ülkemizde iki çocuklu bir ailenin yoksulluk sınırının 10.000 TL'nin üstünde olduğu gerçeği ortadayken yüzdelik zamların altına imza atmak ve memur emeklisinin alın terine gasp etmektir. Yıllık enflasyonun %19'lara ulaştığı, gıda enflasyonunun ise %30'lara aştığı ülkemizde %12'lik artışlar memur ve emeklilerimizi sefalete mahkum etmektir. Siyasi iktidar ve yandaşı memursan kapalı kapılar ardında yaptığı toplu sözleşme ile 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini bir kez daha yoksulluğa mahkum etmiştir dedi.